Değerli arkadaşlar, basın toplantımıza Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 48. Asya Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı'nın avukatının şikayeti üzerine yargılandığı davada zorla getirme kararının hukuksuzluğu, anlamsızlığını vurgulayarak başlamak istiyorum. Bir sefer hukuk sorun çözmek üzere oluşmuş bir kurallar bütünüdür. Hiç kimse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanımızın bir davadan ifade vermekten kaçmayacağını bilmektedir. Herkes bilmektedir bunu. Adalet için yürümüş, adaleti savunmuş, hukukun üstünlüğünü savunmuş bir kişidir. O sebeple ben buradan mahkemeye, savcıya bir kez daha sesleniyorum. Yapmayın. Bu ülkeye, hukuka bu kötülüğü yapmayın. Buradan ifadesini alabilirsiniz. Bir talimat yazarsınız. Buradan ifadesini çok kolay bir şekilde Sayın Genel Başkan verir. O sebeple bir kez daha ben Adalet Bakanlığı'na da, hakimlere, savcılara da sesleniyorum. Gündemi değiştirmek ya da böyle gündem yaratmak sizin göreviniz değil, sizin göreviniz adil davranmak. Şimdi çok tartışılan bir konu anayasa tartışmaları. Sürekli olarak iktidardan bir anayasa tartışması. Anayasa tartışması ile ilgili söylemler geliyor ama içerikle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Beyler neyi değiştireceksiniz? Önce bunu bir konuşalım. Meclis Başkanı söylüyor, Cumhurbaşkanı söylüyor, Devlet Bahçeli söylüyor. Ama bir de yavru ortaklar var. Kim? Destici. Kim? Hüdapar. Mesela dün de bunlar laikliği tartışmaya açtı. Laikliğin, laik sistemin anayasanın ilk 4 maddesinde yer bulmuş ve her zaman da bulacak bu ilkenin halka zulüm yaptığını söyledi. Şimdi ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 85 milyona seslenmek isterim. Gerçekten laiklik mi? Bu ülke mi bu ülkede zulüm yaptı? Yoksa öğrencilerimizi, çocuklarımızı tarikatların kucağına açan bu sistem, bu iktidar mı? Laiklik mi zulüm yaptı? Yoksa Aladağ'da yanarak ölen öğrenciler ailesine mi zulüm yapıldı? Laiklik mi zulüm yapıldı? Hürenur Vakfı'nda 6 yaşında çocuk gelin vakasını gördük. O çocuk ailesi mi zulümü gördü? Soruyorum. Laiklik mi zulüm yaptı? Ne olduğu belirsiz tarikatlarla sözleşme yapan, onlara imkan veren, bütçe veren milletin bakanı mı yaptı? Laiklik mi yaptı? Milli eğitimin programlarında ne olduğu belirsiz tarikatları ilk öğretimlere yollayıp onlara ders verdiren bu sistem mi yaptı? Laiklik bu ülkede özgürlüğün, inançların teminatıdır. Ama beyefendi kendi söyleyemediği değişiklik maddelerini yavrularına söyletiyor. Besticiye söyletiyor. Hüdapar'a söyletiyor. 85 milyonun bu parlamentodaki grupların büyük çoğunluğunun laiklikle bir sorunu olamaz. Anayasanın ilk 4 maddesi bu ülkenin teminatıdır. Ülkenin yönetim şekli, cumhuriyetin nitelikleri, laiklik bölünmez bütünlüğü. Biz bunun üzerine yemin ederek görevimize başlıyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Laikliği tartışmaya açmasınlar. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü, üniter yapısını tartışmaya açmasınlar. Ve çıksın bu ülkenin cumhurbaşkanı neyi değiştirmek istediğini açıkça söylesin. 22 yılda laiklik ve onun ilkelerinden uzaklaştığımız için biz bu haldeyiz. Anayasa net. Türkiye laik bir devlettir. Yetmiyor. Kanunlarımızı ve yönetmeliklerimizi buna uygun hale getirmeliyiz. Artık tarikatlar, hondikleşen tarikatlar bu ülkede siyaset ve ticaret yapamaz, devlete sızamaz demeliyiz.
Milli Eğitim Bakanı onlarla sözleşme yapamaz. STK olarak kabul edemez demeliyiz. Bu ülkede eğitimi yurtları ne olduğu belirsiz o yapılara değil, belediye ve kamu kurumlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim edeceğiz, Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz demeliyiz yasalarla net bir şekilde. İşte Türkiye'nin hali ortada. FETÖ gerçeği ortada. Bu beyler hem siyaset yapacak, hem ticaret yapacak. Milyarlık mal varlıkları, milyonlarca liralık arabalarla bu ülkede gezecekler. Bunu din adına yapacaklar. Bunların uzantısı ne olduğu belirsiz ucube adamlar da laikliği tartışacak. Laikliği kimse tartışamaz. Nokta. Diğer bir konu. Bugün akşam saatlerinde 2005 yılı bütçe kanunu meclise sunulmuş olacak. Ne bekliyoruz bütçeden? Ekonominin düzelmesini bekliyoruz. Emeklinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yoksulluktan ve yoksunluktan kurtulmasını gerektirecek tedbirlerin ve hükümlerin gelmesini bekliyoruz. Ama üzülerek söylüyorum ki iktidar bu konuda samimiyetsiz. Bunun ilk ipucunu da 2025 yılı için Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçe ödeneğinde görüyoruz. Arkadaşlar 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesi, başlangıç bütçesi 12.3 milyardı. Çok fazlaydı, çok tartıştık. Peki 2025 bütçesinde Cumhurbaşkanlığına başlangıçta ne ayrılacak? 17 milyar. Şimdi beyefendi ne diyor milyonlara? 2005 yılında enflasyon %17,5'a inecek. İnanmak istiyoruz. Kendi inanmıyor ama. Emekli, işçi, ezilen kesim inanmak istiyor buna. Niye kendi inanmıyor beyefendinin? Çünkü kendisine %37,8 zam mı yapmış bile. Enflasyon %17,5'a inecekse, Recep Tayyip Erdoğan bunu vaat ediyorsa, kendi Cumhurbaşkanlığı ödeneğine %38 civarında bir zam yapıyorsa, neyi konuşuyoruz biz? Demek ki bu bütçede de emekli, işçi, ezilen kesim yok. Bu bütçede de 12.500 lira emekli maaşı alan, 17.002 lira asgari ücret alan milyonlar ezilmeye devam edecek. Biz direneceğiz. İlk kez bir şey yapın. Bu yanlışlardan mutlaka ki dönün. Diyelim ki halkın bütçesi sarayın değil. Ezilenin bütçesi müsrüflerin değil. Sokakta gezenlerin, uçakta gezenlerin değil bütçesi diyebilelim ama öyle gözükmüyor. Şimdi bir şey daha söylemek isterim. 2025 yılında özür diliyorum. Saray her ay 1.4 milyar harcayacak. Peki her gün ne kadar harcayacak? 47 milyon. Her saat 2 milyon. Bu olacak şey mi arkadaşlar? Sormak isterim. Diğer bir konu. Şimdi Türkiye'de özel kurumlar kalmadı. Denetleyemedik, siyaset müdahale etti. Bunlardan bir tanesi Futbol Federasyonu. Yeni başkan biraz daha demokratik seçimle geldi ve konuşmaya başladı. Euro 2024'te otel ve seyahat giderleri misafirlerin 4.300 bin euro olduğunu söyledi. Yani 4.300 milyon euro olduğunu söyledi. Şimdi sormak isterim. Bir tek savcı çıkıp soruşturma yaptı mı? Bir tek savcı çıkıp Mehmet Ekşi'ye sen bunu ne akla ne şekilde kime harcadın denildi mi? Bakın muhalefetten her yerden maçlara giden insanlar var. Bilet davetiyeleri alındı ama herkes kendi harcamalarını kendisi yaptı. Olmaz arkadaşlar. Türkiye denetimsiz bir ülke haline gelmiştir. Ne devletin kurumları, ne bakanlıkların kurumları maalesef ki üzülerek söylüyorum denetlenemiyor.
Son olarak dün huzurlarınıza bir milletvekili çıktı. Fernas şirketinin sahibi Batman milletvekili. Genel başkanımıza hakaretler etti. Bizleri yalancılıkla suçladı. İşçilere iş ahlakına uymadıkları için iş akitlerini feshettiğini söyledi. Peki başka ne dedi? Münafık dedi. Ayda ortalama 25 bin lirayla maden işine çalışıp çocuklarına bakmak zorunda olan işçiler için bunu söyledi. Siz kimsiniz kardeşim? Denizli milletvekili AKP'nin bu dönem bu koltuklarda oturuyor. Şirket kurar 1 lira vergi vermez. Iğdır milletvekili aşıyı ithal eder. Milyarlarca dolar ciro yapar. 1 tek lira vergi vermez. Şimdi de bu Fernas ne yapıyor? Ne kadar vergi vermiş ahlaklı olan, münafık olmayan bu milletvekili diye baktım. 2021'de bu arkadaş 1 milyar ciro yapmış. 2022'de 2 milyar ciro yapmış. 2023'te 4 milyar ciro yapmış. Dolara baktığımız zaman 1 milyar dolar. Maden bizim madenlerimiz. İşleten AKP Batman milletvekili. Ezilen bizim işçilerimiz. Vergi vermeyen, ahlaklı gözüken kim? Fernas'ın patronu AKP Batman milletvekili. Sen ahlaktan bahsedeceksen vergini vereceksin. Bu ülkede devletten aşı ihalesi alacaksın, 1 lira vergi vermeyeceksin. Devletten maden alacaksın, milyarlar kazanacaksın, 1 kuruş milleti vergi vermeyeceksin. Denizli'de şirket kuracaksın, 1 kuruş vergi vermeyeceksin. Sonra milletvekili olacaksın, sonra genel başkanım Sayın Özgür Özel'i yalancılıkla suçlayacaksın. Vergisini vermeyen kim olursa olsun ahlaksızdır. Hele bu milletvekili ise 2 kat daha fazla ahlaksızlıktır. İşte Türkiye görsün 3 tane milletvekili. Biraz daha destek AKP'den bir grup çıkar vergi yüzsüzleri 20 kişi çıkar. Görsün Türkiye'deki sorun nedir? İşte budur. Al ihaleyi, al madeni, aşıyı getirdi. Aşıyı bu adam Iğdır milletvekili özel uçakla geziyor. Milyarlarca liralık ciro yapmış. Fabrikada falan kurmamış. Çin'den, Almanya'dan getirmiş. %30 karını koymuş. Paraları almış. Vergi vermemiş. Bunları konuşalım. Utanç duyuyorum artık bu durumdan. Çıksın Fernas'ın sahibi. Niye vergi vermediğini, ne kadar ciro yaptığını açıklasın. Ben öğrendim ne kadar ciro yaptığını. Toplamda arkadaşımız 7 milyar yıllık dolar kuruna var vurduğumuz zaman 1 milyar dolar ciro yapmış. Ne güzel dünya. Sonra ayda 24-23 bin lira maaş olan, 20 bin lira maaş olan maden işçilerine de iş ahlaklarına uymadığı için iş sözleşmesini feshettim diyorum. Ben de şimdi milyonlara sesleniyorum. 85 milyona sizle onun arasında vekil ilişkisi var. Asıl sizsiniz vekil o. Siz de vekil asıl ilişkinizi feshedin. Vergi ödemeyip genel ahlak kurallarına uymadığı için. O iş sözleşmesini feshediyor ya, iş ahlakına uymamış işçiler. Biz de Batman milletvekiliyle halk vekil ilişkisini feshediyoruz. Vergi kaçırdığın için. Ve son olarak bu konuda şunu söylüyorum. Mehmet Şimşek, çık kardeşim. Vergi yüzsüzlerini açıkla ama AKP grubundan başla. AKP grubunu Ankara Vergi Dairesi'ne, İstanbul, İzmir Vergi Dairesi'ne vergi yüzsüzlerini astın. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıp ihale alıp da vergi ödemeyen milletvekillerin listesini ast. Ben halkıma şikayet ediyorum. AKP'ye, MHP'ye hangi parti oy verirse versin onlara şikayet ediyorum. Sofranızda bir dilim ekmek eksikse, bir kilo kıyma eksikse, bir aylık kiranızı veremiyorsanız, üç odalı evde ısınmak için bir odada
doğalgaz asıp açıp battaniyenin altında ısınıyorsanız işte bunun sebebi Batman, Denizli, Iğdır milletvekilleri. Ahlak değil mi iş ahlak? Söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada da Sarnas'ın matraksız olduğu yılları gösteriyorum. Toplam 2 milyon vergi ödemiş bu beyefendi. Buyurun. Buyurun. Toplam 21, 22, 23 ödediği vergi 2 milyon. Toplam 7 milyar ciro yapmış. Sorular varsa alabilirim. Şimdi eğer burada birinin maşası olacaksak 85 milyonun maşasıyız, sesiyiz. O danışman bozuntusu bunu bilsin bir. İki, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağına Mehmet Uç'un karar veremez, anayasa karar verir. Anayasa net bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a aday olamazsın diyor. Ama sarayın nedendir bilmem, hiçbir anayasal başlıkta yeri ve görevi olmayan Mehmet Uç'un sözcüsü olmuş. Diyor ki bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan'ın birikimlerinden yararlanmak istiyoruz. Ben de diyorum ki anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz. Birikim konusunda haklısın. Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin, yakınlarının böyle saydığım milletvekillerinin haksız hukuksuz birikimlerinden tabii ki biz geldiğimizde faydalanacağız. Dediğim cümle bu. Yanlış varsa Recep Tayyip Erdoğan dava açsın. Ben mal varlığını el koyacağım demedim. Ben mahkeme değilim. Ama Cumhurbaşkanı ve Belediye Başkanı olmadan sucuk fabrikasında muhasebe müdürlüğü yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2018'de milletvekili olan Sayın Ali Mahir Başarır, 2011'de milletvekili olan Sayın Özgür Özel, hepimiz görevlerimiz bittiği zaman mahkemelere hesabını vereceğiz. Fakirleşmiş miyiz, zenginleşmiş miyiz? Eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bilal Erdoğan'ın, kardeşlerinin, yeğenlerinin, bu milletvekillerinin birikimleri maaşıyla doğru orantılıysa Allah sahibine bağışlasın. Ama milyarlarca dolar çıkarsa o birikimlerden tabii ki yararlanacağız. Ben Mehmet Uçum'un Recep pardon Efkan Ala'nın, ben Numan Kurtulmuş'un, ben Devlet Bahçeli'nin söylediklerini bulmaca gibi çözmek zorunda değilim. Çıkın, mert olun, açıkça ne yapmak istediğinizi anayasada da bu görüşmelerde de söyleyin kardeşim. Siyaset netlik ister. Siyaset açıklık ister. Ama bir gün bu ülkede kutupları soğuk bir iklim yaşatıyorsunuz. Bir bakıyoruz Afrika çöl sıcağı. Ya sizin normaliniz yok mu? Ne yapacaksınız? Çıkın söyleyin. Evet, Türkiye'ye bir çözüm gerekiyor. O çözümün adı da seçimdir. Getirin seçimi. Türkiye'deki tüm sorunları çözeceğiz. Çözüm seçimde. Hiç konuşmasınlar. 22 yıldır bu kadar ağlayıp, bu kadar sorun yaratan,
sonra çözdüğünü söyleyen, sonra başa dönen, sonra aynı hikayeleri pilav bir daha çalan başka bir iktidar gelmemiştir. O yüzden ne halk onlara inanıyor, ne bu ülkedeki meclisin çoğunluğu onlara inanıyor. Çözüm istiyorsanız getirin sandığı. Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Hemen söyleyeceğim. Çok önemli bir soru. Siyasetçiler, sanatçılar, futbolcular, para kazanan herkes. Kazanamayanlar almayacağız. Az kazanandan çok az alacağız. Çok kazanandan çok vergi alacağız. Vergi de adalet budur. Ama şimdi diyor ki sporcular vergi vermiyor. Mehmet Şimşek söylüyor bunu. Kardeşim eğer Adana'da bu kadar sanayici, bu kadar fabrikatör, bu kadar iş adamı varken Adana Demirspor'un teknik direktörü vergide birinci oluyorsa dön bir aynaya bak. Dön bir aynaya bak. Sporcular vermiyor. Adana gibi sanayinin geliştiği bir yerde vergide birincimiz İtalyan Adana Demirspor'un teknik direktörü. Yahu ne diyorsunuz siz ya? Siz aklımıza dalga mı geçiyorsunuz? Sonra kuyumcunun resmini paylaşıyor. Yazıklar olsun o kuyumcuya diyor. 16 bin lira vergi ödemiş. Ve akıl fukarası adam, senin milletvekilin 7 milyar euro yapmış vergi ödememiş. Neyi konuşuyorsun sen? Türkiye'de bir saadet zinciri var arkadaşlar. Bu saadet zinciri ne biliyor musunuz? AKP'ye yakın, seçkin iş insanları. Bunlar ihaleyi adrese teslim alır. Krediyi devlet garantili alır. Yolcu uçak kalkmazsa, inmezse, binmezse garanti devlet cebinden verir. Bunlar vergi ve sigorta prim ödemez. Neyi konuşuyoruz? Bak üç tane milletvekilinin, üçünün de büyük işler yaptığını, cirolar yaptığını ve vergi vermediğini söyledim. Teşekkür ediyorum.